tesadüf mü nüksetti aşk? Efendim. Canım nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. Sen? İyiyim ben de. Holding'deyim. Çalışıyorum. Beraber yemek yiyelim mi? Ya dükkanda tek başımayım inan. Aa, şansımıza bak, annem geldi. Tamam o zaman. Hemen gelip alıyorum seni. Tamam, görüşürüz. Ver anne, ver yardım et. Ya neye yardım ediyormuşsun sen bu halinde? Tamam. Nerede bu Nergis? Nilüfer nerede? Çok yüklü bir sipariş alındı. Onu ha. Teslim etmeye gitti. Ha. Şurada mı? Anne, bunun sende ne işi var? Ya, bizi davetiye basmışlar. Galeri Bacanaks, açılışımızda sizlerle aramızda görmekten mutluluk duyarız. Herkese dağıtmışlar, bir bende yok. Hı? İsme bak, isme bak Bacanaks. Bak bu Bacanaks nereden çıktı acaba? Bacanaks. Bu kurtuluş o ortağının ablasıyla falan mı flört ediyor? Ne yapıyor Bacanaks? Yok, daha neler. Çok uğraştılar değil mi? Şunun için benim arkamdan gizli gizli zavallı ablanı da çalıştırıp duruyor boğaz tokluğuna. Ya hayır anne. Yardım etmeye gitti. Yani sonuçta çocuğunun babası. Yani öyle bir gün seçiyorlar ki tamam. Nasıl gideceklerdi bunlar Allah aşkına? Benim mezat olmasaydı açılışı bile bedavaya getiriyor bu adam. Hayır. Ablama belli bir miktar para verecek. Öyle anlaştılar. Yapma ne olur, hayret. Evet. Hatta gittiler, bütün süslemeleri satın aldılar. Ya belki bakarsın işler iyi gider anne. Vallahi o kadar istiyorum ki ama hiç umudum yok kızım. Ama ablamın var. İşte o da benim gibi. Hayatı boyunca beklesin dursun. Ay ben yıllarca bekledim kocamı. Aman ne olur biraz anlayış göstersin. Aman ne olur biraz beni hatırlasın. Aman biraz sevsin. Hep gözyaşı, hep hüsran. Başka da bir şey yok elde. İnşallah ablamın kaderi daha farklı olur diyelim. Hadi inşallah. Anne, sen şimdi ablama bir şey söyleme olur mu? Üzülür. Bak bana da sakın söyleme dediler. Biz zaten Onur'la gideceğiz oraya. Göz kulak olurum. Bak aklıma ne geldi. Sen de gel. Aa, yok artık. O kadar uzun boylu değil. Ama ben o adama güvenmiyorum. O kurtuluşa güvenmiyorum. Gözüm üstünde olacak hep onun. Tamam, merak etme. Ben kaçıyorum. Herkes davetli. Ben böyle. Lale. Hı. Sana ne anlatacağım? Ne anlatacaksın? Ya bu son yaşadığımız talihsiz olaydan sonra özellikle biraz düşündüm de. Bundan sonra herhangi bir konuda yani birbirimizden bir şey saklamayalım. Daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim. Hemen bir şey saklamak istemiyorum. Gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum. Hemen söyleyeyim. Hatta üzerine beraber yorumlayalım. Beraber konuşalım. Yani bir fikir yürütelim falan. Ortak bir kararımız olsun. Hı? Yani böylesi tabii çok doğru olur. Değil mi? Şimdi ben Pelin Su'ya söyledim ya artık çalışamayacağımızı. Hı hı. Annesi Şebnem Hanım bizimkileri aramış. Annemle babamı. Biraz sistem etmiş. Hatta işte Pelin Su çok üzgün, çok canı sıkkın. İşte yıpranıyor, efendime söyleyeyim. Hatta kendine kötü bir şeyler yapabilir gibi konuşmuş. Gerçekten mi? Yani böyle bir şey yapabilir mi? Yani bilemiyorum ki. Ya Pelin Su biraz hassas, duygusal bir kızdır da. Yani sadece bu benle yaşadığı durum değil. İşte babasının sıkıntıları falan da var. Yani iş durumu anlatmıştım ya sana bayağı kötü, kötüye gidiyor falan diye. Evet biliyorum. Peki sen bu konu hakkında ne yapacaksın? Ya bizimkiler rica etti. Oğlum biraz daha devam etsin holdingde diye. Ben ne yapacağım? Ben aslında sana soruyorum. Ne yapalım? Ne diyorsun? Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim şeyler vardır. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Yani benim için sorun olmaz. Ama eğer ilişkimize bir zarar gelirse? İlişkimize zarar asla gelmez. Öyle bir şey olacağını hissettiğimi zaten uzaklaştır.
sen ne kadar iyi bir kadınsın. Sen ne kadar tatlı bir kadınsın. İyi ki yanımdasın. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten. Tatlı falan bir şey. Doydum. Doydun mu? Tamam o zaman. Hesap istiyorum ben. Ayrıca. Hı. Aşk olsun sana ama. Tamam aşk olsun da niye ne oldu? Sen Nergis'le Samet'i niye söylemiyorsun bana? Sen de bana bir şey söylemedin. Ya ama ben yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Ha. Hı. Uf, sorma ya ama Nergis'in daha haberi yok. Samet bugün konuşacaktı. Yani keşke daha erken konuşsaydı tabii ama. Ben ilk ondan duymuş istedim o yüzden bir şey söylemedim sana. Yani bugün konuşacak. İnşallah. Nergis sinirlenmez. Vallahi bilmiyorum. Bizimki o işi falan hep Nergis için açıyor yani. İnşallah hayırlısı olur onlar için. Ne diyeyim? İnşallah. Bizimki aşık biliyor musun bayağı? Ben evleneceğim Nergis'i diyor. Başka bir şey demiyor. Aa bir dakika ya. Önce biz evleneceğiz. Allah Allah. Yani doğru. Ben çekerim kulağına. Çek ama. Hazmedemedim diyeceğim ama çok da yemedim ki ben. Neyi hazmedemedim yani? Çok da bir şey yemedim ki derken? Çok mu yedim Onur? Yemedin mi? Hayır. Yemedin. Yani çok yemedin tabii ki de az da yemedin. Yani kararındaydın. Çok kararındaydın. Ha sen niye böyle bir kararsız kaldın onu anlamadım yani. Şaka yaptım. Şaka. Ben zaten son zamanlarda kilo aldım bunun farkındayım. Açık açık söyleyebilirsin yani. Hayır Lale'cim çok kilo almadın. Yani normal kilo aldın. Hayır sen üzülmeyeyim diye bana bir şey demiyorsun ama açık açık söyle yani. Ya hiç öyle şey olur mu Lale'cim? Birazcık kilo aldın ama şöyle bak. Sen hamilesin bizim bebeğimizi karnında taşıyorsun. Bu çok kutsal bir şey çok güzel bir şey. Hayır ben bebeğim için 50 kilo da alırım. Benim için hiç problem değil. Benim bebeğim sonuçta. Ama kilo alıyorum. Yani bunu fark ediyorum ben. Peki ben kilo alıyorum da çok mu çirkin oldum ben? Lale'cim ne alakası var? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen daha da güzel oldun. Daha da güzel oldun derken? Hani çirkindin. Yani iyi ki de güzel oldun mu yani? Ne? Daha da derken? Yani sen zaten güzeldin. Daha da güzel oldun demek istiyorum. Ayrıca senin göz bebeklerin parlıyor, gözlerin parlıyor. Ben bakmalara doyamıyorum. Seni yakaladım. Seni şu an yakaladım. Ne? Şöyle, bak kulak bile şişer kilo aldığın zaman. Tek şişmeyen yer neresi? Göz. Sen de gözü seçtin. En beğendiğim yer göz dedin. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Genişledim. Genişleyeyim. Genişim ben ya. Genişim. Ya tamam hadi diyelim ki genişledin ki öyle bir şey yok. Ama diyelim ki genişledin. Ne olacak? Öpeceğim yerler çoğalır, seveceğim yerler çoğalır. Sen çok güzelsin. Alınması gerektiği kadar kilo aldın. Yani ne eksik ne fazla. Tam optimum kiloyu aldın yani Lale. Tamam mı? Bak ne güzel beraberiz. Herhangi bir derdimiz yok, tasamız yok. Meselelerimizi çözüyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Bebeğimiz gelecek birkaç ay sonra biraz mutlu olalım. Tadını çıkaralım. Tamam mı? Evet. Bana bunlarla gel ya. Ya gel ben kilo aldım zaten farkındayım ama benim moralimi yüksek tutman lazım. Böyle ara ara böyle iltifatlar bilmem ne yap yani bunları. Biliyorum farkındayım. Hamileyim diye böyle sinirleniyorum, saçmalıyorum. Bir söylüyorumsa pişman oluyorum. Haklısın. Tamam olsun hiç sorun yok. Ara sıra duygusallaş. Bu hormonlardan dolayı oluyor onu biliyorum. Ona da saygı duyuyorum. Zaten o yüzden alttan alıyorum. Sen zaten akıllı mantıklı kadınsın. Zeki kadınsın. Bunları kendi içinde de çözüyorsun. Bana da çok fazla yansıtmıyorsun. Ufak tefek şeyler oluyor. Onda da tabii ki ben alttan alacağım. Evet. Öyleyim. Onur. Tamam. Yani tartışıyoruz diye büyük ihtimalle. Yineletmek istiyorsun ama bir kez daha söyleyeyim. Sen gerçekten çok güzelsin. Ay onu demiyorum Onur. Şu an niye abarttın bu durumu? Ha. Aası yok. Yok tabii ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi sen bunu dedin ya, aramızda böyle gizli saklı kalmasın. Herkes ne yaşadıysa birbirine anlatsın diye. Evet, yemekte söyledim. Heh, yemekte söyledin. Şimdi ben bunun üstüne sana soruyorum, sormam gerekeni. Dinliyorum. Annen beni gerçekten seviyor mu Onur? Lale'cim annem seni seviyor. Nereden çıkardın bunu? Bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Yanlış hissediyorsun. Annem seni gerçekten seviyor. Tamam, seviyor ama acaba böyle torun olacak diye mi sadece evlenmemizi istiyor? Lale'cim, annem de babam da
ikimizin evlenmesini gerçekten çok istiyor. Sana saygı duyuyorlar, seni seviyorlar. Ortada bir problem yok. Sen de böyle kötü şeyler düşünme. Canını sıkma, üzme tatlı canını. Oldu mu? Tamam canım. Sana bir şey diyeyim mi? De. Benim annem seni çok seviyor. Emin miyiz? Çok eminim. Ay tamam, bir sıkıntı yaşadınız, atlattınız ama beni hep sana karşı böyle motive eden oydu yani. Bayılıyor sana, aşırı seviyor seni ya. Sağ olsun. Ama çok seviyor seni Onur. Anladım. Ha. Neyse, benim şimdi moralim yerine geldi. Ama annem seni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Sevmese sevmiyor derim. Sen de der misin? Lale, tabii ki derim. Herkes birbirini sevdiğine göre artık şu Sametlerin açılışına gidebiliriz değil mi? Gidelim. Tamam. Ablam arıyor. Efendim abla? Lale ablacığım, neredesiniz? Ne oldu? Ya Kurtuluş'ta Samet'i aldılar, polisler götürdüler. Nasıl ya? Neden? Ay ne bileyim, arabalar çalıntı mı çıkmış, bilmem ne mi çıkmış. Karakola götürüyorlar. Ne olur kurban olayım, çabuk gelin ablacığım. Ne olur kurban olayım. Tamam tamam, hemen geliyoruz. Tamam oldu, hadi kapat. Tamam. Ay ama siz de bir müsaade etmediniz ya. Kurtuluş! Kurtuluş, ben sana yapacağımı biliyorum. Ulan Kurtuluş, ben sana yapacağımı biliyorum. Rezil, lütfen. Eniştemle Samet'i karakola götürmüşler. Arabalar çalıntıymış. Hay Allah ya. Ay ne yapacağız Onur? Tamam sen sakin ol. Bunlar belli ki dolandırılmış. Şimdi ben avukatımı arayacağım. Biz karakola geçeriz, o da oraya gelir, tamam mı? Ay Allah'ım, bir şey olmasın ya. Bir şey olmayacak, sen merak etme. Merak etme. Ay. Bunlar geçmiş olsun. Ay ne oldu? Ay ablacığım, tam böyle hazırlıklarla falan ilgileniyoruz. Her şey hazırdı. Bir anda polis içeri geldi, bastı bizi, aldı buraya getirdi. Hay Allah. Peki niye böyle bir şey olmuş? Öğrenebiliriz mi bir şey? Ya bunlar şimdi bir galeri açtılar ya. Hah, böyle bir devir etmişler galiba. Oradaki araçlarda çalıntı çıkmış. Neyse tamam, sonuçta mağdurlar, bir şekilde çözeceğiz, tamam mı? Yani eniştem böyle bir şey bilerek yapmaz zaten. Mağdurlar değil mi? Abla ya, en güzel günümüzde olanlara bak. Bir şey olmasa bari. Tamam Nergis'ciğim, sakin olalım şimdi. Zaten ben avukatımla konuştum, birazdan burada olacak. O bir gelsin, detaylı bilgiyi alacağız ondan, tamam mı? Hatta şimdi bir komiserle görüşeyim ben. Siz burada bekleyin sakin sakin Lale, tamam? Tamam. Kandırıldım lan. Benim param gitti. Ben paranın yarısını bu işe gömdüm lan. Param gitti lan. Ben sana dedim evi alayım diye. Komiserim. Senin yüzünden dergisi de kaybettim. Komiserim. Sakin ol kardeşim, burası karakol. Sakinim. Sakinim. Tamam oğlum, ben nereden bileyim? Nereden bileyim yani? Benim de bir sürü hayalim vardı, hepsi suya düştü. Hayalim vardı diyor ya. Senin ne hayalin vardı be? Nergis gitti be, sevdiğim kız gitti be. Samet ne oluyor? Atın bunları içeriye, mahkemeye sevk edin. Onur Bey. Memur Bey, kolay gelsin. Buyurun, sağ olun. Ben Onur Saran. Kurtuluş benim bacanağım olur. Samet zaten 10 yıllık şoförüm. İyi tanırım ikisini de. Yani işlerinde güçlerinde olan insanlar. Belli ki dolandırılmışlar. Buyurun lütfen. Şoför mü? Abla, gel abla. Yok. İnanmıyorum. Gel. Şey yapma, gel. İnanmıyorum. Duydunuz mu? Hı. Samet Onur'un şoförüymüş. Ya siz biliyor muydunuz? Şöyle biliyor muydunuz? Şimdi ben Samet'i tanıyorum ya, Onur'un şoförü olduğu için doğal olarak. Onu tanıyorum. Ama ben seninle görüştüğünü bilmiyordum, onu da yeni öğrendim. Evet ablacığım, bak Kurtuluş enişten söyledi. Bana da yeni söyledi yani. Samet kendisi seninle konuşmak istiyormuş. Ya bana nasıl söylemezsiniz abla? Kendisi söylemek istiyormuş. Evet ablacığım ya, çocuğun kendisi söylemek istiyor sana. Bütün mevzu bu. Ne yapalım yani? Polisler gelmeden bana söylemek istediği buydu o zaman. Ay, ondan söyleyemedi demek. Demek. Tüh. Üzülme. Tamam ablam, sakin ol. Tamam. Tamam, Kurtuluş abiyi bırakıyorlar. Samet peki? Samet bu gece burada kalacak. Sabah mahkemeye sevk edecekler. Ya inanmıyorum ya. Hapse mi girecek şimdi? Nergis'im bir sakin ol. Merak edecek bir şey yok. Zaten suçsuz olduğu için öyle bir hapishane durumu falan olmayacak. Ben zaten avukatla konuştum. Yani suçsuzluğu ispat edilecek, tamam mı? Hadi inşallah.
Yalnız böyle bir devirde nasıl araştırmadan birine bu kadar güvenebiliyorlar onu anlamıyorum yani. Ah, o kurtuluş var ya. Ah, ben onu mahvedeceğim. Yemin ediyorum içeride kalmak için dua edecek. Hepsi onun başının altından çıkıyor. Ablacığım, sakin olur musun lütfen? Burası yeri değil. Komiserim, iyi akşamlar o zaman. İyi çalışmalar. Bacanak çok sağ ol ya. Rica ederim. İyi misin sen? Ben iyiyim de hani Samet içeride kaldı ya, ona çok böyle moralim bozuldu, çok üzüldüm ya. Üzül tabii, üzül. Senin yüzünden o çocuk içeride. Sen içeride kalsaydın da o çıksaydı. Abla, burası yeri mi şu an? Seni gözüm görmesin kurtuluş. Seni gözüm görmesin. Ama Nünüm. Sus! Sus, bana Nünüm falan deme. Tamam, tamam arkadaşlar. Lütfen, burası yeri değil. Zaten burada durmamızın bir anlamı da yok. Samet'e yapabileceğimiz bir şey yok. Sabah tekrar geliriz. Kurtuluş abi. Hadi çıkalım, ben Lale'leri eve bırakayım. Tamam mı? Hadi çıkalım. Tamam bacak. Ya ben Nünüm'ü gene kaybettim galiba. Yok tamam, sen merak etme. Ben Nülüfer'le konuşup halledeceğim. Tamam mı? Sen de git şimdi evine, dinlen biraz. Tamam bacak, konuş ama ne olur ya. Tamam, merak etme. Burası bana çok iyi geliyor. Ne zaman istersen geliriz. Ya Onur, ben aslında böyle eve mi gitseydim? Aklım kızlarda kaldı. Ama ben seni o şekilde eve bıraksaydım, aklım sende kalacaktı benim de. Çok gerildin. Şimdi kafanda kuruyorsun, bak gözlerinden belli yani. Şimdi Samet ne yaptı? Yarın çıkacak mı? İşte kurtuluş eniştem nerede kalacak falan? Hı? Sen merak etme. Yarın sabah Samet çıkacak. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Endişelenmemize gerek yok. Oldu mu? Ya yaşadığım her sıkıntıdan böyle hemen çekip çıkarıyorsun beni. Tabii ki çıkaracağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Her zaman destek olacağım. Ama sen de bana güven. Oldu mu? Ben sana güvenmek istiyorum. İstiyorum ama... Ama? Ben sana güvenmenin verdiği huzuru kaybetmek istemiyorum. Yani yaşadığımız olaylar yüzünden sana güvenmeyi, sana inanmayı hep öteledim. Ve kendime bir duvar kurdum. Ama sen hep bu duvarı aşmayı başardın. Aslında ben seni ilk gördüğümde senden çok etkilendim, biliyor musun? Ama yaşadığımız olaylar yüzünden hep kendimi geri çektim. Ama sonra hep kendimi senin yanında buldum. Ne güzel bir itiraf bu. Bundan sonra yaşadığın kötü şeylerin hiçbirini aklına getirme. Yani benle olan kötü şeyleri. Ben senin hissettiğin duyguların kıymetini bileceğim yani. Söz veriyorum. Sana güvenmeyi çok istiyorum. Ama geçmişte o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Kırıldım, üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Tekrar bunları yaşamak istemiyorum. Tekrar bunları hatırlamak istemiyorum ve çok korkuyorum. Aşkım, benimle evlenir misin? Evet. Ben seni çok seviyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Beş yılımı verdim sana. Beş yıl. Hani terfi alır almaz evlenecektik. Yalan mıydı? Çok iyi canım. En kısa zamanda bir yapalım. Nerede oturmasın? Evleneceğim. Lale.
İyi misin? Kusura bakma, böyle öğrenmeni istemezdim. Bunu ben nasıl yaparsın? Bak, hadi birkaç kere seninle konuşmaya çalıştım. Ama o kadar çok seviyordun ki beni. Seni kırmak istemedim. Kırmak istemedim. Şimdi ne oldu peki? Daha beter oldu, haklısın. Kusura bakma. Bak, benim masama dönmem lazım, ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bana ne oluyor Ersin? Lale, sen gerçekten çok iyi bir kızsın. Gerçekten çok iyi bir kızsın. Ama bitti. Üzgünüm. Arkadaş kalalım. O sendin. O gece sen de oradaydın. Hangi gece? Ben neredeydim Lale? Onur, beni öper misin? Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.